Şimdi telefon attığımızda Halil İbrahim Balcı, Fırıncılar Federasyonu Başkanı var. Halil İbrahim Balcı, merhaba. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Açıklama yaptınız, ekmeğe zam var dediniz. Yaklaşık bir 10-15 dakika biz de açıklamayı verdik. Vatandaşlar da iki gündür bazı fırınlara gidiyorlar. 25 kuruş zamlı ekmek alıyorlar. Ama bugün bir başka açıklama geldi biliyorsunuz. Gelen açıklama da Faik Yılmaz'dan geldi. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı. Dedi ki kesinlikle gidip almasınlar fırınlardan, aldıkları zamanda da söylesinler ekmeğe zam gelmedi. Fırıncılar Federasyonu Başkanı'nın yetkisi yok dedi. Ardından da Ticaret Bakanlığı bir açıklama yaptı. Fırıncılar Federasyonu yetkili değil dedi. Siz de bir açıklama yapıp zam var demiştiniz. Ne oldu bizim o arada da? Bizim açıklamamız 27'sinde, 7. 25'inde, 25'inde basında çıkan haberler üzerine yapmak zorunda olduğumuz bir açıklama. Ulusal yazılı ve görsel basında İstanbul'da ekmek fiyatı %20 gizli zam yapıldı haberleri üzerine biz böyle bir zamın olmadığını söyledik. 2 yıl gibi uzun bir zamandır ekmek fiyatında bir değişiklik olmadığını, girdilerimizde ciddi artışlar olduğunu, zamın gündemde olduğunu ama kesinlikle bunun %20 olmayacağına, azami %15'e sınırlı kalması konusunda. Zam olacağını, azami %15 zam olacağını söylediniz. Olacağını siz basında çıkan haberlerden sonra şunu dediniz. Söyledim, müsaade ederseniz buyurun, ben anlatayım. Buyurun. Devamında da bunun odalar tarafından hazırlanacağını, her ile göre farklılık arz edeceğini, odalar bu çalışma yaptıktan sonra federasyondan görüş alacaklarını, ilgili bakanlık olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızdan da görüş alacağını, ondan sonra değerlendirileceğini, burada tüketici olan halkımızın tedirgin olmasının gereken bir durum olmadığını, bunun bugün dahi müracaat edilse bir buçuk ay gibi bir süreç alacağını ifade ettim. Evet ama siz canlı yayında %15 zam var dediniz ve aynı zamanda Ticaret Bakanlığından bugün yapılan açıklama, federasyon başkanının böyle bir açıklama yapmaya yetkisi yok. Yani %15 zam iddiası da doğru değildir. Ticaret Bakanlığı da yaptı. Bugün böyle bir şey, şu anda %15 ekmek zamlandı diye haber çıkarsa %15 ekmek benim dememle zamlanmaz. Siz ben federasyon başkanı olarak canlı yayında %15 ekmeğe zam yapıldı dediniz. Bir gündür, iki gündür de insanlar bazı fırınlara, İstanbul'da bazı semtlerde fırınlara gidip ekmeği zamlı alıyorlar. Bakın, İstanbul'da 3 tane semtte 84 fırında ticaret olsan kayıtlı olan fırında fiyat artışı olduğunu, bu ilçelerdeki maliyetlerin ciddi olduğundan dolayı bunlar erken bir şekilde bu zammı uyguladığını, bu 3 ilçede 84 fırında ekmek fiyatının %20 artmış olması tüm İstanbul kapsamasının veya tüm Türkiye mal edilmesinin doğru olmadığını, evet, İstanbul'da 2800 tane işletme olduğunu ifade ettim ben. Ve meydana gelecek olan bir fiyat artışının da kesinlikle %20 olmaması konusunda, %15'i geçmemesi konusunda odalarımıza genelge yapacağımızı söyledik. %15 zam ertesi gün uygulanacak diye bir şey söz konusu değil. Bugün bile müracaat edilse bunun süreci bir buçuk ayı bulur diye ifade ettik. Peki. Ama basında, açıklamalarımızda bu söylediklerimiz yer vermiş basın. Bu şekilde yer alıyor. Ama başında ekmek %15 zamlandı diye ifade kullanılırsa Türkiye'nin hiçbir yerinde bugün itibariyle %15 bir artış söz konusu değil. Yarın da olmaz. Çünkü bunun bir süreci vardır. Fırıncı esnafı kendi maliyetini yapacak, ilgili birliğine veya ticaret odasına müracaat edecek. Oradaki komisyon bunu değerlendirecek. O değerlendirme Türkiye Fırıncılar Federasyonu görüşüne sunulacak. Bizim görüşümüzden sonra bakanlığa sunuluyor. Bütün bunlar toplandıktan sonra ilgili kurum karar veriyor bunda. Peki. Bugün bile müracaat edilse bunun sürecinin bir buçuk ay süreceğini ifade ettik biz zaten. Her ile göre de farklılık arz edeceğini de ifade ettik. Ama %15'in üzerinde olmayacağını, %20 gizli zam yapılan haberin doğru olmadığını söyledik. Peki. Sizin vasıtasınızda bunu da doğrulmuş Halil İbrahim Balcı, yani Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı olarak siz bir açıklama yaptınız. Diyorsunuz ki bu açıklamamda yanlış anlaşıldı, manşetlere farklı çekildi, yanlış anlaşıldı. Açıklamayı ben şahsım adına benim programımda, gün ortası programında o sırada açıklama yapmıştınız. Canlı yayında biz de verdik açıklamayı.
tabii ki algı, demek ki hepimiz yanlış algılamışız. %15, yok, ajansın evet. Açıklamanızda benim söylediğim hepsi yer alıyor. Bunun bir buçuk ayla illere göre farklı kaz edileceği, bunun hepsine yer verilmiş. Peki. Manşette %15 ekmek zamlandı kelimesiyle böyle bir algı oluşmuş oluyor. Peki. Yoksa biz ne söylediysek o haberin altında verilmiş oluyor yani. Peki. Sayın Balcı, çok teşekkür ederim. Ben en azından şöyle son noktayı koyalım. Ekmeğe zam yok. Ekmek zam konusundaki tartışmada son bulmuş oldu. Ve Ticaret Bakanlığı da bir açıklama yaptı. Siz ben ekmeğe zam yaptık demedim diyorsunuz. Ticaret Bakanlığı da Fırıncılar Federasyonu bu konuda zaten yetkili değil diyor. Sayın Başkan, %20 yapılan zammın doğru olmadığını ifade ettik. Böyle bir zammın Türkiye genelinde yapılmadığını, gizli zam veya sessiz yapılan bir zam olmadığını ifade ettik. 25'inde çıkan haberler üzerine. Sayın Başkan, teşekkürler açıklamalarınız için.